Ya sen çok güzelsin. Nasıl tatlı konuşuyor ya. Gel buraya oturalım. Bilen var mı kim olduğunu aranızda? Gel gel Melis. Gel. Ay, aynı bana benziyor ya. Ay Melis. Gel otur. Hadi gel otur. Şöyle ceketini de çıkaralım rahat etsin. Hadi gel. Hadi ceketini gel. Çıkaralım mı? Evet. Kız kimin çocuğu bu? Melis'in açıklamadığı çocuğu. Sanırım benim çocuğum. Melis'in kaybolan çocuğu. Evet, kaybolan çocuğu. Onun altına bir şey sen koy. Sen ne seversin? Sana ondan yapalım. Ne gözleri yapalım. Adın ne senin? Yastık koyalım altına. Yok yok. Peynir istiyorsun. Patatesli kızartma. Sen ne yemeği seviyorsun? Sana ne pişirelim? Kaldırsana. Sabahları yumurta sever misin? Başka ne seversin? Başka sevdiğin bir şey var mı? Böyle rahat mısın? Düşmezsin dur, mi? Dur. Heh. O. Prenses koltuğu yaptım. Eteğini yerim ben senin. Eteğini deriler giymiş ki. Deriler giymiş. Çok güzel. Adını söylemiyor yalnız hala. Adın ne? Beren. 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 Ne kadar güzelsin sen. Beren. Ben de Mehta. Memnun oldum. Hoş geldin Beren. Şunu. Bir de oradan. Ciddi burada mı yapacaksınız? Ay çok güzel kızım. Güzel oldu. Neyle yapacağız bunu? Ben böyle küçük çok seviyorum. Şey evet. Anne mi? Kız kimindi acaba? Benim. Bir tane leylek. Size açıklamadığım kızım oydu benim işte. Leylekler getirmiş. Allah Allah. Evet. Ay, ben de çok üst çocuğu istiyordum. Acaba alsa mıydı? Herkesten sakladığım gerçek ortaya çıktı. Şok. Ay o kız. Abla patladı bu ya. Patlayacak biraz tabii. Tuz serper misin? Abla patatesi tuz serp. Nerede yani, tuz? Yan başında durursan. Alınalım ya. Biraz tuz sermiştir. Şunun üstüne azıcık ha. Aynen aynen. Tamam koy patatesi şimdi. Çekil çekil. Ya. Bir yerini yakma. Kız. Abla bunları niye dinlemedin? Onun üstüne kapak kapatın yoksa var ya içerisi deli gibi yağ kokacak. Üstünüz başınız saçınız. Aşkım onun üstünü kapatırsan bu patatesler kızarmak hamur olur. Kızarır. Ben öyle kızartıyorum ve çok güzel çıtır çıtır oluyor. Çıtır çıtır olmuyor işte ben o yüzden kızartmam diyorum. Ben evde yapıyorum çıtır çıtır oluyor. Yar diye 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 yandım bir yar var Leyla'yı diye. Leyla'yı dışında. Burçak geldiğinden beri cici kızı oynuyor. Eminim onun da var bir bam teli. Burada dışarıya pek kendini göstermemeye çalışıyor ama er geç Cuma'ya kadar bu kızın gerçek yüzü çıkacak ortaya ve demişti diyeceksiniz. Melis yoksa senin yeğen falan mı? Yeğenin falan mı? Bakalım. Çocuk. Ha? Beren'cim sana bir soru sormak istiyorum. Evet ablacığım. Evet. Sen kimin kızısın bakalım Beren'cim? Anne. Anne. Annesinin anne ama... kızı. Ama annenin adı ne Beren'ciğim? Tuğçe. 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 Babanın adı babanın ne? Babanın adı ne? Sormayın. Babanın adı ne? Canım benim. Hayır. Babanın adı ne? Pembe tabak yaptım sana. Dur babasının adını söyleyeceğim. Ne babanın adı? Peynir de koyar mısın? Beren. Beren süt içer misin? İçeceğim. Beren babanın adı ne senin bir tane? Bal karıştıralım. Ha? Baskı yapmayın boş ver. Babanın adı ne Tuğçe'cim? Tuğçe'cim. Ay şey, Beren'cim. Sen karışma istersen. Niye karışıyorsun sen? Evet karışma. Ya söylemesin çocuk baskı altında. Allah Allah karışma. Evet, çocuğu baskı altında. Olur mu canım baskı altında? Çocuğun yanına kaldı edilmez. Annesinin adını söyledim. Lütfen. Ne babasının adını söyledi? Babasının kızı çünkü Beren'cim, ondan. Beren'cim babanın adı ne? Hadi deminden beri kaybolmuş çocuklardan bahsediyoruz bilmem ne. Bak Emre ay, diyor. Ay ben inanmıyorum. Emre'nin yaşı küçük olmasa inanmıyorum. Ay ne alaka canım 17 asıl. Yok ne çare. Çocuk imbe. Ne çare süre Emre sen? Beni erkekler evine göndermeyin şimdi. Emre'ymiş bak. Soyadı ne? Abartma efendim Melis. Biliyordum canım. Bugün çocuk. Bakabiliyor muyuz? O yüzden mi gönderdiler acaba? Çocuk bakabiliyor muyuz diye gönderdiler. Şu peçeteyi koyalım evet. Da kendi yemek. Ama canım benim. Değil mi? İyi olur mu sence? Ya yiye öğrenir çocuklar. Ben öyle mesela de... çocuğumu hayatta kendim yedirmem. Ay anlamıyor ya.
Melis, Ceyda, Cansel. Ceyda, Cansel. İyi, güzel. Çatalı güzel tutuyor bak. Tamam, bırak kendi yesin Melis. Dur. Ben yardımcı olayım, olmayacak mı öyle? Al Berencim. Tamam, ayakta durma. Sen iyice coşturdun bu işi. Ya Burçak, benim yeğenlerim var ya ve çok bakıyorum. Çok baktığım için. Kız yemek yedi, sıkma kanka. Şimdi biz beraber yiyeceğiz. Aynı sıkma. Dur eteğini indirelim, eteğin yukarı kalmış. Şeyi bir de öyle konuşmayı çok güzel bekliyordum. Ben şoklarda, ay Melis'e bak. Yaş 40'a dayanmış ya. Yaştan vurma, o zaman senin burada işin ne? Eğer öyleyse. Canım ben evlilik çağındayım. Evet, sen, evet, evet, evlilik evet. Sen evlilik çağını bayağı aşmışsın canımın içi. Al tabucukları ya, burada yapmayın. Aynen ya. Sizi dinliyorum. Şöyle yapalım biraz daha. Hı-hı. Aşkım, abla evde kalmış da. Hı? Senin için kalmış ama burada sen kahvaltı edesin diye. Beklemişsin seni kahvaltı etmek için kalmış. Melis, ben de seni yedireyim mi ablam? Hı? Yedir anne. Aç ağzını, aç 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 kocaman kocaman. Bak, ben de onun için kaldım. Berencim, hadi söyle ablacığım. Baban adı Murat mı senin? Tankut mu? Tankut deme, düşüp bayılır. Yo, sevinirim. Niye bayılayım? Kız çocuğu seviyorum. Gayet hoşuma gider. Sevinirim yani. Tankut de bayılsın abla. Hadi Tankut de. Ay, 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 bayıldım. 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 Hemen bayıldım. Ay, ay, bayıldım. Canım. Aa, bak, bak, bak. Barıştırdı bizi bak. Tankut demeyeli, bak sarılıyoruz evet birbirimize. Murat yok de. Böyle bir şey. Murat de. Murat de. Murat. Bayılmam. 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 Allah. Seni var ya buncururum. Bayılma sırası sende. Hatta gidiyorum şu an. Erdem mi senin babanın adı? Değildi. Bir tek Erdem'i söyledim. Ercan mı? Peki bir şey söyleyeceğim, ben tahmin edeyim mi? Volkan mı babanın adı? Ha? Volkan mı? Ya! Ben bildim abi. Ben bildim, çek hadi. Çünkü annesinden, Volkan abinin suratından çok belli ben yani. Ben bildim. Bugün çocuğun yanında kavga çıkmaması için elimden geleni yaptım. Burçak'ın yaptığı çok büyük ayıptı. İşte sen yediremiyorsun, ben yediririm. Melis'i aşağılar gibi çocuğa, bir de üstüne üstlük çocuğu kucağına alıp da yedirmeye kalktı. Melis bence çocuklarla nasıl ilgileneceğini pek bilmiyor. Çocuğun ağzına resmen dayadı çatalı ama çocuk kendi yemek istiyordu. Burçak ayağa kalkıp kendi yedirmek isteyerek iyi bir hareket yaptı. Çocuğu da kurtarmış oldu en azından. Kutu kutu pense elmamı yersin. Arkadaşım Beren arkasını dönse. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ceyda arkasını dönse. Sen değil, Ceyda bu dönecek. Tut ablanın elini. Hiç şey olmuyor, böyle dönüyoruz. Elmamı yerse, arkadaşım Melis arkasını dönse. Hadi gel, öpelim sen hepimi. Kapanı yerim seni. Dur, düşüyor. Gel bir tane öpeyim. Gel. Öp bakayım bir tane. Oy. Beni de öp. Bir tane burada. Ya bu çok tatlı ya. Beni de öpme. Beni de öp. Dün ne konuştun? Hı? Ercan'la. Ay, ay, Ercan falan. Ay. Ercan'la mı? Bütün iştahım kaçtı. Sanki Ercan gurur yaptı değil mi Mehtap'a? Gibi. Dışarıdakiler büyük bir aşk görüyor. İçeriden yaşanmış bir şey varmış gibi. Ondan sonra gururlara dönüyor muhabbet. Bildiğin entrika dönüyor ama... Ne yaptınız? Niyeyse bizim aramızda dönen hiçbir şey yok. Birbirinize aşık mı oldunuz tekrardan? Pişt, tam da ondan bahsediyordum. Pişt, yumurta yaktı galiba. Baksana iki saattir yumurta pişiyor. Şimdi bir laf derdim de Ceyda. Kahvaltı ediyorum. Ye bebeğim de. Yumurta
Hadi de. Allah mutlu bayısın. Hadi de. Merdivenlerden nasıl indin merak ettim. He aşık olduk. Ha, yayınlamadılar mı? Dans ettik falan. Yine mumlar yaktık, ışıkları kapattık. Sen mumlarla gittin değil mi oraya? İzlemedin mi? Ne yaptın? E boşuna mı gittim ben buradan o kadar yüksek yüksek tepelere çıka çıka? Tamam mumlarla girdin değil mi? Ben de çıkardım bir de seni. Ha, elinle gönderdin. Sonra niye zoruna gittin? Bence tuzaklığına gerek yok. Zoruna gitmiyor, söylüyorum. Aşık mı oldunuz falan? Hayırdır? Kıskandık mı? Neyi kıskanacağım? Normal canım, kıskanabilirsin. Kıskandım de. Kıskanmadım. Kıskansaydım bu tavırları sergilemezdim. Mehtap, kavga merdivenlerden nasıl indin onlarla? Kavga mı? Kavga mı ettiniz? Ay tabii benim Ercan'la bir evde kediyle köpek gibiyiz. Birbirimizi yiyoruz ya. Bakayım nasıl olmuş. Bunların geceni nasıl düşünüyor bu insanlar anlamıyorum. Ben bunlarla mı gizlere giriyorum sana? Mehtap, bununla girdin şu eve. Evet. Ne dediler, tepkilerin ne oldu bunlar elinde görünce? Tam mumlarla girdim ki havaya girmişim. Yiyeceğim. Bir bağırtı geliyor. Yasin'in ikisi kavga ediyorlar. Haydi. Kavganın ortasına kendi kendime gittim masaya oturdum. Hala kavga ediyorlar. Ben yokum. Benim geldiğimi bile anlamadı Ercan'a. Ha masada oturuyorum yani. İzliyorum ikisi sinirden. Gerçekten fark etmediler. Allah'ım. Ondan sonra Yasin geldi yanıma doğru. Hoş geldin falan dedi. Ben de istiyorum. Aa Mehtap gelmiş dedi Ercan'la. Öyle. Hadi günaydın deseydi. Ya nasıl Duygu görmedim abla, Mehtap niye menemen falan yapmadınız ya? Menemen menemen ben bu işe gelemem. Ben gel yapayım. İster ister gelme. Maalesef böyle. Ben tamam. Demek güzel kafiyeli oldu bak. Sonra işte Yasin'le konuştuk biraz. Güzeldi ama Yasin'le tabii nasıl olduğunu ilk geldiğinde de söylemiştim. Yasin sana ilgili mi? Hak verdi. Gayet beyefendi, kibar bir beyefendi işte. Tabanı gitti. Bence düşün melek yok artık. Uçtu gitti. Asla biri yok ki. Ay ben de yani öyle aksın. Nişanlandılar neyim bu kadar şey? Kesinlikle. Yasin'e de sordum. Sen benim eski eşimi tanısaydın, siz arkadaş olsaydınız benimle olabilir miydin dedim. Hayır dedi. Ben de senin karakterini çok beğendim. Böyle olman, bu kadar açık ve net olman çok hoş dedi. Falan fıstık işte. Ama şey bildiğiniz ruh öküzü yani. O da böyle muzurluklar yapıyormuş. Ruh öküzü mü, ruh öküzü mü? Ruh öküzü. Bildiğiniz o. Hani o da muzurluklar yapan. Benim tabağım. Benim bu kadar yaptığım şeyi hoş görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yapma etme demiyor. Daha güzelini bulmalıyız diyor. Aa. Evet. Ne güzel bir yani. O da beni heyecanlandırdı. O da mı yaramazmış senin gibi? Evet. Vedalaş artık. Ercan vedalaşamıyorum yardım Yasin. Tamam kalsın. Tamam, Ercan'da o potansiyel var mı ya? Ercan boş konuş. Hayır Ercan şişirdim. Mı? Tuzakta mı sanma? İkisi de değil. Senin arkadaşın niye onları seçti? Demek ki seni tanıyor. Seninle ilgili bir düşüncesi var. Kısa mı söyledin arkadaşla bunu seçti diye kız yoksa? Ha? Vallahi ben Ercan'ı seçer miyim burada tank tutturuyorken? Der miyim bir baksana. Vallahi ben senden beklerim vallahi gerçekten. Tuz nerede? Burada Serhan konuşulabilir yani. Tamam konuşun hadi, hadi konuşun. Şimdi konuşun diyorsun. Bana ne konuşulacak? Az önceye kadar konuşamazsınız, konuşamazsınız. Serhan da konuşulacak. Serhan neyi konuşmayalım ki? İstemeyin. Ya bütün adaylar konuşulmaz. Ben demiyorum hiç Ercan'ı konuşmayın istemiyorum falan diye. Rahatsız hiç demiyorum diyecek. Neden acaba? Niye rahatsız oluyorsun ki? Biz rahatsız olmuyoruz kimseyden konuşurken. Konuşun. Sadece benim gözümün içine bakarak Serhan demeyin o kadar. Niye Serhan hiç senin gözünün içine bakmadığı için mi rahatsız oluyorsun? Melis. Burada Serhan lafı geçtiğinde herkes benim gözümün içine bakıyor. Serhan diyorlar. Anladın mı? Sana öyle geliyor. Ben ona rahatsız oluyorum. Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. Ona rahatsız oluyorum. Başka bir problemim yok benim. Allah Allah. Buna kim inanır? Melis gel. Başkası kalmadı bana sar, değil mi? Herkese sardım, bana da sar. Tam olsun. Ceyda'cığım bence sana öyle geliyor. Evet ama Ceyda haklı yani şu anda Melis. Bak kimse kalmadı, bana da sar. Yakında Ayça'ya da sararsın. Bak, bunu beklerim bunu yani. Ben tekrar söylüyorum, son kez söylüyorum. Kim haklıysa onun yanında olurum. Bu ben Ceyda benim Ayça benim en yakın arkadaşım. İster sararım, ister sararım. Sen buraya adalet dağıtmaya geldin. Sen de senin en yakın arkadaşın. Adalet dağıtmaya gelmedim, insan olmaya geldim. Cansel benim yakın arkadaşın da. Öyle mi? Biz insan değil miyiz? Onu mu demek istiyorsun? Bugün sararım ya da sarmam. İnsan olanları anlamadım. Bu da benim kafamda. İnsan olmaya geldim, evet. Niye insan değil miydin? Niye insan değil miydin? Biz seni insan zannediyorduk zaten. İnsan zannediyorsunuz da ben birine bir şey söyleyeyim. İnsanlık derdi göstermeye geldim. Yanlış anlıyorsun. Hayır, yanlış anlıyorsun. Ben burada birini savunurken
birini ya da karşı çıkarken birilerini arkama almıyorum. Hayatım, insan olmaya geldim derken yanlış söyledim. Evet, hani, yanlış söyledim. Sen insan değilsin de burada içeride mi öğrenciler? İnsanlık öğretmeye geldim. Duygucuğum, hani insanlık öğretmeye gelmedim. Herkesin kendine göre insanlığı var. Biz sana öğreteceğiz. Merak Burçak, ben seninle tartışmayacağım. Sen kendi kendine tartış. Zaten kendi kendine lafı söylüyorsun. Sen kendi kendine bitiriyorsun zaten. Burçak, bize gerek yok. Evet, ben kendi kendimi bitiriyorum. Siz bitirdiniz yeterince kendi kendinize. Kızı ya benim söylediğim lafları keşke kullanmasam bir tanem ya. Ne hale gelmiş. Yeter, çek elini. Lütfen. Ay bunu alacak mı? Tamam. Burada alın. Bak git bak. Seninle daha kesin. Bırak gitme. Aynen lazım. Sen. Son. Abla gene gittir. Şuraya bak, kapkanımızı aldık onu. Ay ben ne dedim? Kendisi dedi ki ben... Ama helal olsun. Ben onu etkiye tepkiydi yani bende. İnsan olmaya geldim ne demek yani? İnsan değil. Beş gün. Beş gün. Bir şey yok. Kızım ya. Burçak. Ağlama. Hayatım. Tamam, ufak bir şey. Ağlama bu kadar ufak şey de hemen şey yapma. Gerilme, bırakma kendini. Evet, ben sana ne dedim? İlk birkaç gün takarlar kafaya. Senin sinirlerini ölçüyorlar. Kavga sabrını ölçüyorlar. Güçlü olman lazım. Lütfen. Lütfen. Güçlü olman lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmıyorlar. Samimi söyleyeyim. Bak, bana saldırdıkları zaman gör nasıl saldırıyorlar. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Erdem'in ya söyledikleriyle yaptıkları bir değil. Orada görüntüde demiş ki ben o pankeki sana yediririm. Onu işte yediremezsin. E ne oldu? Gayet de güzel geldi burada. Pankeki bir güzel yedirdi. Hatta kendi de yemiş oldu. Hani engel oluyordu, yediremezdi. Kaşık var mı? Ya onun elinde olan bir Emre şey. Emre öyle bir durumda. Ay canım, olur mu? Alırsın, çöpe atarsın pankeki. Engel olursun gitmesine yani. Emre öyle bir durumda o keki yaptırmazdı bile. Değil mi? Evet, ben de ondan bahsettim işte. Alır çöpe keki... atar ya, en basiti. Çöpe bile atmasın, o keki orada yaptırmazdı. Evden çıkarken yakardı. Görmedi mi sonuçta Eşer'i? Elinde tabakla. Yani. Yani Emre hayatta izin vermezdi. Aynen öyle. Daha eğer bir kere Ayça güzel kız dedi Eser de, dedi ölmeyi bayılmak mı sanıyor diye hiçbir şey yok. Ama Erdem saygıyı bozmaz ki. Büyük başta artık saygı aşıyor yani. Büyük konuşma yapmayın da. Ya pankeki yakması kaos yaratması demekti ya. O böyle şeylere karışmaz. Saçmalama, böyle bir çocuk değil. Yediremezsin. Şimdi buradan biri Emre'ye kek yapacak. Ben o keki paramparça ederim. Hele ben başına aşağı dökerim yani onu. Yok öyle bir şey. Adnan gelirse yaparsın yani. Serhan'ı taklit ediyorsun. Kes, yapma. Yok, koltuğa oturmalar falan. Pardon, ben Serhan'dan hiç kes lafını anladın duymadım. Anladın mı? Bir şey söyleme. Bir tane daha Serhan'a ihtiyaç yok. Serhan'dan hiç kes lafını duymadım ben. Niye, burada Serhan mı var ki? Bence var ihtiyaç. Kaşın olabilir mi? Her şeyi atlıyorsun. Avukatsın. Serhan lafını hiç duymadın ben. Şu anda Serhan lafını sen yani. Bir şey söyleyeceğim. Yorum yapmak sana mı? Neden sen Serhan lafını açıyorsun sürekli? Bir şey söyleyeceğim. Hala yaran var galiba. Sana ne? Bir şey söyleyeceğim. Toplayın da şimdi Seda Hanım gelir. Yaran mı? Koruma şey var ya. Yarayla alakalı bir durum değil. Hadi kalk. Sen buranın kabadayısı gibi davranıyorsun. Yazık, yaran mı? Anladın mı? Sen kimsin? Ay, konuyu niye değiştirmeye çalışıyorsun? Sen herkese Emri ve Aki'yi konuşuyorsun. Heh. Tamam mı? Herkese kaba dayılık yapıyorsun. Ya sana ne? Sen kaba dayı mısın? Sana ne? Kaba dayı mısın? Sen kaş dalga öğretmezsin. Sana ne? Sana ne? Bak, bayanlara kaba dayılık yakışmaz. Bak, sana ne? Sana ne diyorum bak, sana ne? Sana neyse bana ne o zaman. Bana neyse sana ne? Kalkabilirsin. Anladın mı? Çekilebilirsin. Sana neyse bana da o. Melis. Gel canım, gel. Çekilebilirsin. Kızlar benim buramda. Sen zaten çekiliyorsun. Çekilebilirsin. Çekilen sensin. Çekil. Yeter ya, kahvaltı yapalım. Bir durun artık. Allah Allah. Allah. Ayça, sen ne demiyorsun yani? Hepsi giderse etkili olacak. Ayça niye girsin şimdi olaya? Ama Mehtap, sen de alemsin yani. Ayçalık bir durum yok ki ortada. Ne olmuş ki, ben anlamadım. Ben de anlamadım. Arkasında niye durmuyorsun? Kimi? Mehtap'ı. Durduk yere Emre olayına getiriyor. Kız arkandan Emre hani haklıydı yani. Yoksa ben seni niye savunuyorum? Savunuyorum. Dali bana kızıyor hatta. Benim açıklamam şu, tamam mı?
Murat'ın ellerinin yanında duracak benim resmim diyorum. Hepsi arkadaşım, bu. Ellerimi biraz anlayış gösterip. Etme işte, etme. Filal'le ağzını kapatmaya çalıştım. Yapma, yapma. O da böyle yapmasın elinin tersiyle. Sana yapmadı, resme yap. O yapınca iyi, ben yapınca kötü. Resme yap ama... O yapınca iyi, ben yapınca kötü. Kız niye kötü olasın? Allah seni davul etsin. Ne temas ya? Allah seni. Kıyafetine bakın. Ay. Sen de ya. Ay Mehtap. Sus. İyi ki senin oğlun yok. Mehtap ters yerinden kalk. Gelin dayanmaz sana, kaçar kız evden. Yemin ederim kaçar. Ters yerinden kalk. O gelin o evden kaçar abi. Kanka demedi bile kardeşim. Tam kahvaltıya. Kayınvalidemiz seviyormuş. Aynen. Kayınvalidemiz. Ne yapıyorsun? İyiyim Aslı. Tanışamadık sizinle. Nurçin ben Aslı teyzeciğim. Öpecektim ama. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet bakalım. Modumu düşün. Sana ben çok selamlar getirdim. Bana mı? Evet. Ay, özellikle selam. Söyle dediler. Aa. Günahları üstüme kalmasın. Kimlerden? Valla izleyicilerinden. Oh. Selamları var. Seni çok seviyorlarmış. Öyle dediler. Gazi Paşa'dan getirdim selam. Sevenler sevinir. Mersin'den getirdim. Evet. Selamları var. Getiren götüren sağ olsun. Aleyküm selam. Çok sevindim. Ama şunu alabilir miyim? Alacağım. Hepsine buradan öpücük gönderelim, izlerlerse evet. İnşallah. İzlerler. İzliyorlar da zaten. Siz de çok selam söyleyin derseniz. Aleyküm dersiniz. Selam. Hiç gülme Cansel. Sana çok kızgınım. Var ya, tahmin evet, ettim. Çok kızgınım yani. Neden öyle bir oyunun içine girdin? Hangi oyunun? Şimdi... Ben kendimi başka insanlar gibi. Erdemli Eser oldum. Evet. Ya hasta teyzeciğim, bunlar harbiden... Yok. Geçti gitti ve açıldıkça üzülüyorum yani. Olmadı, karışıklık oldu. Teşekkür ederim. Olabilir. Bir tane bardağımız var. Teşekkür Can. Ederim. Rica ederim. Hem kızıyorum, hem izliyorum. Zımaradan çıkartıyorlar. Hem üzülüyorum ki iki haftadır beni meşgul eden biri var. Kim? Hem Ayça, hem en başta sen. Yani başrol oyuncusu sensin. Aslanım evet, burada sessiz kaldın mı tepene çıkar. Hele Mehtap tamamen tepene çıkar yani. Niye sessiz kalayım ki? Hakkımı her yerde savunurum. Yok, benim için diyor. Hani sesin çıkmaya başladı, kalmayacaksın. Sessiz kaldığın an tamam. Eser'in gidişinde senin de büyük bir payın var. Çünkü gitmesi için oy kullanmıştın. Hayır, oyu ben vermedim Eser'e. Verdin. Hayır, ben vermedim. İlk gittiğinde vermedin yok, mi? Yok, ben koruma altına almak için oy kullanmıştım. Elemek için değil. Allah Allah. Evet. Yanlış izlemiş olmam. Öyle herhalde, çünkü ben koruma altına almak için oy verdim. Yani yoksa i̇lk niye yok? Gittiğinde. Evet, ilk gittiğinde. Peki kalbinde o çocuk varken neden Erdem'e yeşil ışık yaktın? Şöyle bir şey, kalbimde Eser yoktu o zaman. Yok, diyorsun ki başlangıcı vardı tam. Başlayacağı sırada Eser elendi diyorsun. Hı. Şöyle söyledim, ben Eser'le bir şeylere başlamayı düşündüm. Çünkü evet, çok uzun süre görmezden gelmiştim. Ondan sonra izledim, o gün ben hani Eser'le bir şeyler başlayabileceğini söylemiştim. Gideceği evet, gün. O da... benimle ilgili hiçbir şey o şekilde düşünmemiş giderken. Evet. O saklamış, ben bunu hani söyledim başlayabilir diye. Sonra elendi. Gitti, bayağı uzaklara gitti hatta. Evet. Erdem'le o yeşil ışık mevzusu oldu. Aa, ama çok şöyle, yanlış. Evet, bir yerde yanlış anlaşıldığımı farkındayım. Affedilmez bir yanlışlıktır. Yani sen Eser gitti, Erdem'le başlayayım, Eser geldi. Sen kötü cebimde dur, iyi ben buldum. Olmaz. Aslında... Çok yanlış şey. Öyle anlaşıldığının farkındayım ama öyle değil. Ama dışarıdaki izleyiciler de bunu böyle anlıyor ve anladı. Ya, evet, sana ama kızanlar pek çok. Sana da onu söyleyeyim. Sana kızanlar olduğunu farkındayım. Evet. Ama hani beni anlayanlar da var sonuçta. Şimdi hayatım, zaten şimdi Erdem bana anlamak... kendi de dedi ki zaten eğer Cansel'le dedi zaten bitmeseydi ben bir süre sonra Melis'e yönelecektim dedi. Bunu Erdem söylemedi mi? O da öyle. O da öyle bir açıklama yaptı. O da öyle ya, söyledi. Şimdi ben de Erdem'e bunun olacağını bildiğim için uzaklaşma sebebim bir tanesinde sen bunu bu bilmiyordun söyledim. Ama. Bir tanesinde bu olduğunu söyledim. Bunu bildiğim için. İzlerken böyle şey oluyorum, tamam mı? Ya kızım ne yapıyorsun diyorum ya, ne yapıyorsun? Aslan'ın bakışlar yerini buldu. Herkes diğer elmanın yarısını buldular. Ya Aslı teyze beni suçlama. Aslında biz bir teyze teşekkür etmeli lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Seni neden suçluyorum biliyor musun? Hı-hı. Tabii ki burası biriyle olacaksın. Evet. Benim seni suçlamaktaki maksadım yani bekleseydin o zaman. Hı-hı.
Tamam, bekleseydin. Hani o zaman hani siz Mehtap'a diyorsunuz ya, daldan dala daldan dala. Bu olmaz. Şimdi ben ona daldan dala hiç demedim. O bana ne zaman o konuda vurursa ben onu o zaman o konuda vurdum. Ben i̇şte onun istediği kişiyi tanıyabiliyorum. O vuruyor, sen vuruyorsun yani. Şimdi onun için de hep detayını dökersek için içinden çıkmayız. Aynen, detaya dökülecek bir şey değil. Ama evet. Şimdi şöyle, o gelmeden önce ben daha Eser gelsin, Eser'i bekliyorum. Eser gelince hemen değişeceğim diye düşünmüyordum açıkçası. Sonra bu bakışlarıma onun geleceğini biliyorsun. İçinde varsa kendini frenlemen lazım bizim yani. Ya içimde var değil mi? Hiç böyle oturup düşünmedim Eser içimde mi değil mi? Ve biraz babam da bana yol gösterdi. Şimdi mantıkla ben şöyle diyorum çalıştım. Bak baban Erdem'i gösterdi, oraya gittin, Eser geldi, kalbin sesini dinledi. Aa, misafirimiz var ve dediğim çıktı, teyzesi geldi. Eyvah. Düz ya, ben artık ağzımı açmayacağım. Yakalandık. Sen yine gülüyorsun. Merhaba. Bilemiyorum, ben bile bilemiyorum. Eyvah. Aslı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Allah razı olsun. Gel. Hoş geldin teyzeciğim. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim çocuğum. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Biz de kahvaltı oturacaktık. Alakası yok. Hoş geldin. Selam veriyoruz. Teşekkür ederim. Kahvaltı yok. Kahvaltıya oturacaktık. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Güldürüldüm azıcık yüzünü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahçeden kısa. Kayınvalideniz gerçekten sizi seviyor ama. Tam da kahvaltı. Evet, evet. Kahvaltı ettiniz mi? Ettim ama oturabilirim. Nasılsınız? Çok kötü gözüküyorsunuz. Çiğ değilim Melis, nasıl olabilirim? Kötü gözüküyorsunuz. Evet, çok kötü. Haddinden fazla kötü. Emre bir şeyler mi söyledi? Emre'nin söylemesine gerek yok. Gördünüz mü? Evet. Ciddi misiniz? Evet. Büyük ihtimal tekrar göreceğiz zaten. Biz çok üzüldük dün. Dün bayağı bir bu konu aklına da İlk başta ben inanmadım ama. Güldüm ama çünkü Ayça da söyledim. Kendi çok gülünç duruma düşürdü. Ben ona farklı tepki vermesini söyledim. Biz çok şaşırdık yani. Ayça'yı çok aşık zannederken. Dedim ki Ayça, madem hata yaptın başın önü eğik bir şekilde dar. Ama ayrılırken kavga ettiler. Niye yönelesin? O da dedi ki tamam öyle yapacağım. Bir baktım kavga ediyorlar. Ben de dedim yani gülünç duruma düşürdü kendini abi. Neyse. Konuşacaksınız herhalde. Yo ben... Hep beraber konuşacağım. Yalnız lütfen araya girmeyin. Tamam. Onu tamam. Rica ediyorum hepinizle. Biz susacağız. Ben öyle alıp dışarı falan bize çıkmayacağım. Herkes zaten biliyor zaten. Evet. Yalnız evet, konuşulacak bir şey yok. Herkesin önünde oldu zaten. Ben konuşurken araya girmeyin diyorum. Allah yardımcın olsun. Aynı olsun ya. Bir şey söyleyeceğim. Fevri hareketler yapma. Sakin ol. Anladın mı bebeğim? Hiçbir şekilde saygını bozmuyorsun. Tamam mı? Sen. Saygını bozma. Hiçbir şekilde. Dinle. Sadece dinle. 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 Ben de ilk başta konuştum sizinle böyle böyle bak zor olacak falan dedim ama herkes beni yanlış anladı. Yani böyle bak biz burada 100 defa uyardığımız halde hani kıyafetleri zor değiştirdim. Bak ben sana hep şunu söylüyorum. Herkes teyzeyi dolduruyor dedi benim. Sen iyi kötü her şeyi biliyorsun. Tahmin edebiliyorsun. Fakat haklıyken haksız duruma düşmen neden biliyor musun? Evet böyle açık çok konuşuyorsun. Konuştuğum için. Hayır. Bekle. Biraz sussam. Sus biraz bekle. Yerinde konuş. Hadi sıcak sıcak biber falan ya. Yok yemeyeceğim. Kızardı mı kadar? Kızardı. Elim ayağım titriyor. Sakin ol bebeğim. Biraz hani sakin olunacak bir durum yok da. Sakin olunamaz. Yani bu durumda hiç kimse sakin olamaz. O salı günü geldiğimde bayağı bir kahırla gelmiştim Ayça'ya. Hı hı. Daha ben lahmı bitirip bitirmeden dizimin dibine oturup benden özür dilediği için ben konuşacaklarımı konuşamadım. Ve gittim Emre'ye ben zehrimi akıttım. Ve onun akşamında böyle bir olay patlak verdi. Bu ne demek? Bana açıklar mısın? Açıkladım zaten ben. Hayır bana açıkla. Neyi açıkladın? Size de açıklayayım o zaman. Tamam. Gayet biraz sakin konuşursunuz. Hayır ben sakinim sakin konuşacağım ben. Çünkü. Hayır. Ben sakinim. Ben Emre'ye bunu açıkladım dün. Neyini açıkladın önce? Benim yeğenimin yaptığı bir oyundu. Ben ona düştüm. Ve orada 10 dakika sen her yerine oturdum. Sen çok akıllı bir kızsın. Seni i̇şte ben de ona düşecek. Hayır. Ben düştüm. Hayır gayet hayır. Ben ona... İnanıp inanmak size kalmış. O asla beni, ben inanmıyorum. Benim sorunum değil ama ben açıkladım. Ben...
Orada yeğenim, tamam dinliyorum. Orada yeğenim onu ayarlamış, Halil onu aramış. Nasıl bir oraya... yeğenim var da sana bu tuzağı i̇şte, yapıyor çünkü ya? Halil'i çok seviyor. Çok sevdiği için öyle yapmış. Allah ve benim Allah, yeni mi düşmüş yoktu. Aklına Halil? Teyze benim tek yaptığım hata o masadan kalkmamak oldu, oturmak oldu Halil'le. Ama bir şey söyleyeyim, sen o masayı var. Kalkmayı bırak, senin gülüşlerin, telefonuna bakışların, bilmem ne yapmaların... O masada oturamazsın sen. İşte oturmam benim hata çocuğum oldu. Buradan sen oradan inerken Ayça dedi. Hiçbir kıza bakmadı. Herkes ona isterken. Ya tabii başlarda Cansel'e biraz ışık yaktı. Hayır, ama hiç yaktı, yapmadı. Az teze yaktı yani. Bunu herkes biliyor. Net olmadı ne bana ne Cansel'e. Sana ama daha ben sadece net olacak. Emre o dedim. 3 aydır, 3 aydır net ya sana. Kızlar soruyorum size ne dedi Cansel Emre sana? Net olmadı işte. Doğru. En sonunda net oldu artık. Ne söyledi? Sen kırmızı odaya benim Ayça çağırdığında... beni seviyor saygım var ona dedi. Bunun daha ne net oldu? 3 ay olmuş. Yani ben en azından kimseyi odalara çağırmadım. Allah o mu? Konumuz odaya çağırmak değil. Tamam, zaten o değil. Ben sana açıklamamı size yaptım. Söyledim. Yeğenimin oyunuydu. Hayır, yeğenim sevdiği oyun. İçin bak, benim kızım, oradaki bunu hatam. Sen bunu başkasına anlatsana gülerler. Yok gülecek bir her şey ortada yani. Ya inanın inanır inanmayan da inanmaz. Yani görüntün ben kendimi daha parçalayamam ki. İnansınlar diye. Bak işte zaten teyze. Eğer sen haklı olsaydın sen bu stüdyoyu yıkardın. Niye ben sana açık ve net diyorum. Emre özür diliyorum ben bunu yapmadım. Sen bunları söyleyemiyorsun. Bitti dedi daha neden özür dileyeceğim? Ne demek bitti, ya? Bitti Ayça ha, ne ölün ölümü ne dirildirme. Bitmemesi teyze, mi gerekiyordu? Tamam bitti ve ben saygı duyuyorum bitebilir. Başka adayları tanısın ama böyle yani. Bitmemeli bizim haklı olduğumuzu çıkartmayacaktın sen. Biz dedik ki istemiyoruz ama, haklı. Nasıl? Emre haklı çıktı yani yapacak bir şey yok. Benim hatam değil ki. Kimin hatası ya? Teyze benim burada ne hatam var? Ben mi Halil'e gel benim yanımda otur da bir sen kalkaydın demedim. Kızım. Halil kolundan i̇şte mı tutun oturdu? Sıkıntı o kalkmadığım problem Hayır. oldu. Bakın orada sıkıntılı oturan bir insan belli olur. Anlatabiliyor muyum? Senin o rahat halinden sıkıntılı bir halin yok. Gayet hoş sohbetsiniz. Hoş sohbet değil konuştuk evet, ama ben gülerek konuştum. Gülerek cevap verdim ona. Ya ne demek senin biraz... burada bakın sen burada... Bana şu kadar eziyet etti, bu kadar evet. eziyet etti. Ben onu görmek istemiyorum. Şimdi yani ne olacak bu? Sen kendi kendine yaptın kızım. Bize bir şey olmadı, Emre'ye bir şey olmadı. Sen Tabii kendine yaptın. Ben aynen benim hatam. Anladın mı? Aslı teyze bugün geldi, kahvaltıda yüzleşmek için geldi. Ayça yine sanki haklıymış gibi kendinden yaşça çok çok büyük bir kadına saygısızlık yaparak konuşmaya devam etti. Ayça en başta saygılı olmayı bilmiyor ve saçma sapan bir şekilde hala üste çıkmaya çalışıyor. Ben Ayça'nın artık bu tavrına tahammül edemiyorum. Nasıl inanabiliriz? Ya haklı zaten. Emre ben de yapsaydı seni inanacak mıydı? Hayır inanmazdım. Haklı yani şu an bir şey demiyorum. O zaman niye benim dizimin dibine oturup da özür diledin? Akşamına bunu yapacaktı da... Akşam yapacaktım değil, yapılacağını bilmiyordum. Neden o zaman? Halil zaten benim peşimi bırakmayan bir çocuk bu teyze. Halil benim peşimi hiç bırakmadı. O zaman Emre demeseydin. Bu ne ilgisi var bunun Emre dememekle? Adam benim peşimi bırakmıyor. Senden yüz bulamazsa bırakmaz. Yüz bulmasa da bırakmaz o. Sonuçta bir iki senemiz geçmiş onunla. Aa. O yüzden yapıştı kaldı bana yani. Ki ben programa girdim gene benim evime gelip gidiyordu. Söyledim zaten çiçek geldiğinde de söyledim. Gitmiyor yani bu ne gitmiyor teyze, adam. Bu ne turşu misali. Gitmiyor. Demek ki siz farklı düşünüyorsunuz, biz farklı düşünüyoruz. İyi ki de yani karşı çıkmışız. İyi ki de Aynen, bu iş olmaz. Aynen istediğiniz oldu işte bu saatten Yo, sonra. Yok bize atma Yok, pardon. Yok satmıyorum yani. Siz o bunu kelimeni söylemeyeceksin. Zaten. Hayır bana o kelimeyi söyleme. Teyzeciğim zaten ben istenmiyordum. Bu da üzerine böyle geldi olmadı. O zaman bak bu ben sana ne yani. Dedim? Ben dedim eğer... Ayça seni ben savunacaksam benim elimde bir koz olmalı dedim. Evet, öyle. Sen kozu vermediğin gibi öbür şeyleri de aldın götürdün. Haklısınız. Ya böyle bir şey ben ne duydum ne gördüm ya. Gerçek söylüyorum yani bir de 70 milyonun önünde bunu yaptınız ya. Böyle bir şey var mı? Sen o gün özür dileyince dedim ki ben hani kıramadım. Kırıcı da olmak istemedim. Çıktım gittim. Ama daha ben yerime varmadan ayrı bir olay patlak veriyor. Bu ne demek ya? Tamam. 3 aydır benim çocuğum hiçbir kıza bakmadı. Cansel'i korudu diye affedersin. Çocuğa yapmadık hakaretini koymadın ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu iş zaten yenilir yutulur değil kızım. Aynen. Doğru söylüyorsun. Benim çocuğum daha dün sana yalvardı ya diyorsun ki
Emre, senin ailenin istemediğini anneannen duyarsa ne olacak? Anneannen bir konuyu duyarsa ne olacak? Kıyamet kopacak. Zaten hiç sevmiyor Halil'i. İyice kopacak. Sen nasıl cesaret ediyorsun ya? Sen orada o adamın kafasına o çantayı vurup sen oradan kalksaydın sen bizim baş tacımızdın i̇şte biliyor onu musun? Onu yapmam gerekiyordu. O anda yapamadım. Oturdum neden kaldım orada. Neden yapamadın yavrum? Bilmiyorum teyze. O anda kaldım. Yani oturdum. Demek ki senin de gönlün var o adamda. Gönlün olmasa onu yapardın. Ve biz bak dün benim kız kardeşim buraya kontrole geldi. Doktor kontrol var. Ona geldi. Biz buluştuk. Biz seni söylüyorduk biliyor musun? 3 haftadır sende büyük bir değişiklik var. 3 haftadır. Biz siz gözlemliyoruz kim ne yaptın. Senin o gözlerindeki Emre parıltısı yok bir kere. Bak abartmıyorum. Kırmızı Oda'ya giderken yani mecburiymişin gibi gidiyorsun. İlk görüntüleri gördüğümüzde biz de yanındaydık ama sonraki görüntülerde elimde hamburger vardı. Bildiğim bariz karşılıklı oturup yemek sohbet, evet yani. Sohbet ediyorsunuz, hepimiz gülüyorsunuz yani. Ben gülerek cevap verdim. Evet, BTR'yi falan da konuştum onunla orada. Benim biraz hiçbir sıkıntım yok. Halil'le aşk yaşamıyorum, Halil'le birlikte değilim. Kim nasıl düşünüyorsa düşünebilir. Ben açıklamamı yaptım. Yani inanan inanır. Sen bilirsin, bizim çocuğumuz yani. Daha biz arkasındayız. O gereken cevabı vermiş. Evet. Çok teşekkür ediyorum ona, bizi yüceltmiş. Ama keşke olmasaydı. Keşke böyle yapmasaydın. Tamam mı? Sen anneanneni düşünseydin, bizi boş ver, biz dışarıdayız. Anneni ve anneanneni düşünseydin bu duruma düşmeyecektin Ayça. Emre'nin en ufacık şeyinde anneannem üzülür, anneannem ne diyecek diye onu kale alıyorsun. Bu durumu sen es geçiyorsun. Geçmiyor. Olmaz. Bu durum daha kötü olacak. Olmaz. Yani bu işler böyle değil. Bu ne pehriz? Bu ne turşu mu derler, ne derler yani. Bu odun bu pilavı pişirmez. Başka da bir şey demiyorum. Beni de alırsanız dışarı sevinirim. Oturmak istemiyorum. Otur seni. Yok, oturmak istemiyorum. Aynı yerde kalmak istemiyorum. Çünkü ben 600 kilometre yola gidip geliyorum. Sadece ben çocuğumun peşinde, aşkının peşinden gidip geliyorum. Ve bizi bu duruma düşürüyor. Yani çok ayıp. Emre'nin teyzesi oradan kalkıp gitti. Bence çok da iyi yaptı ama ah Ayça kendini bu duruma düşürdün. Belki de teyzesi de Emre'nin seni sevdiğini görüp arkasında duracaktı aşkınızın ama yazık oldu canım. Esen gelmiş. Yok. Yemek yediniz mi? Yedik. Kahvaltı ettik. Gel yardım edeyim ben. Okey. Al şunu. Ne bu? Pancake. Ha pancake. Pancake mi? Şu ne? Bu da tankut yaptı. Size göndermek istedim. Of, o ne ya? Sosis. Kim yaptı bunu? Ay, bunlar ne böyle? O ne? Bu da pancake. O Cansel'e sanırım. Kalp şeklini almış o. Ay çok güzel gözüküyor. Bana ben de mı? Çok güzel ve pembe tabaklı. Aç mısın? Cansel'e vermesin. Dondurma mı? Valla aç olmasam da pancake yerim. Eser'in bugün bana yaptığı sürpriz güzeldi. Bunu kibarlıkla karşıladım. Çünkü Eser'in kalbini kırmak istemiyorum. Fakat ben bu sürprizleri Erdem'den bekliyorum. Ama Erdem'in bana karşı yaptığı bir sürpriz yok. Umarım bunun farkına varır. Savaş savaşmadan kazanılamaz. Ay eline sağlık. Güzel mi? Çok güzel. Olmuş. Afiyet olsun. Ne? Afiyet olsun. Ne var? Bal bakacağım, şeker olsun. Bakacağım. Dur çatal alayım. Harbiden Tankut'la aynılar. Erkekler kendine çok iyi bakıyorlar evde. Aynen ya. Bakarız biz de bir yumurtayla kahvaltıyı geçiriyoruz. Biz kendimize de bakarız. Biz yumurtadan harikalar yaratmayı aşkımıza öğrendik artık. Yumurtadan her şeyini yapabiliyoruz evet. Aynen. Biz yumurtadan bahsediyoruz, adam aşktan bahsediyor. Adam aşk adamı. Değil. Aşk programı, yemek programı değil bana. Yalnız sizin ev gerçekten sıcak bilmiyorum yani burası hararet dedi mi yoksa ben... Bence sen heyecanlandın ve sen heyecanlandın. Aynen. Dün de aynı şey. Dün Adnan'la konuştum. Seni izliyor. Diyor ki, izliyorum Ceyda ile Ercan'ı izliyorum. Bir sinir oluyorum, bir tepem atıyor diyor böyle. Televizyonu kıracağım diyor. Tek televizyonumu kıyamıyorum diyor. O gelene kadar aşk bacayı saracak. O artık nasıl yani? Gelemeyeceği için. Kim? Adnan mı? Ciddi olamazsın. Çok ciddi. Ercan'la devam et. Adnan'ı unut. Adnan nereden çıktı ya?
Adnan'ı... Piyangodan. Ercan çıkmadı ki aman. Adnan çıkmadı ki. Adnan hep vardı içinde. Buradaydı. Ercan burada. Senin ateş değil, aşk senin. Kalbinin sesini dinle, asla pişman olmazsın. Gel büyük sözü ben dinle, ellerle yapamazsın. Ben senden çok çektim, söylenir bu halim. Valla sen delisin, delisin. Bayıyorum hep, ekranları izliyordum ben. Getir, koy. Dur bir bakayım tadına. İlk defa yiyorum. Ciddi misiniz ya? Evet. Ben yedim ama böyle değil diye yediğimde ya. Uzuyordu değil mi o? O peynir işte. İşte peynir yüzünden. O özel peyniri. Peynir yüzünden. O uzak. Daha farklıydı. Kaynak. Bir de mısır unu içinde şey böyle daha gözüküyor. Koyuydu. Tane taneydi. O işte ne kadar çok karıştırsam o yok olur. Yani ona uğraşmak istemiyor. Öyle hemen içinde mısır kalıyor. Kahvaltıda yemiştim zaten öyle basit. Çabuk çabuk yapıyor. Ben şimdi sütle 3 saattir açayım diye. Hani ağzınıza löp löp gelmesin diye uğraştım. Ama çok güzel olmuş. Afiyet olsun hepinize. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bayılıyorum şu Karadeniz yemeklerine ben ya. Hı? Yani o kadar ben mıhlama yapsam. Ya biz de Karadeniz'e yakınız ya. Bizim yemekler de benziyor. Mesela lahana dolması çok meşhurdur Romanya'da. Bir tek onu yemem. Etli. Bir tek onu yemem. Kara lahanayı ağzıma sürmem. Yanında da mısır ekmeği. Kara lahana bizim böyle bir çorba yaparlar. İçine mısır atarlar. İşte ne o barbunya mı oluyor? Barbunya galiba. Koy, barbunya. Atarlar fasulye. Hepsini koyarlar. Ondan yiyen der ölüyü diriltir. Öyle bir lahana çorbası. Sırgan atıyla yemek yapıyorlar. Aynısı. Sırgan atıyla çorba yapıyorlar. Bizde de öyle yapılıyor. Zaten hep lahanayı mısırlar. Nasıl ölüyü diriltir? Biz sırgan otunu yiyoruz. Yiyor ya insan. Mesela kışın yapsana. Vulkan dağları hiçbir şey olmaz. Üşümüyor. Aynen. Kuvvetli vitaminden işte hepsi. Yani o kadar çok çeşitli ki. Yedirelim dağları. Fasulye, kara lahanalı bir sürü şey. Mısır yarmasını biliyorsun değil mi sen? Yarması. O çok güzel oluyor. Acayip lezzetli oluyor. İçine fasulye koyuyorsun, yapıyorsun. Dehşet güzel oluyor. Bana gelecek birkaç gün o kadar şeyden. Ya kızım sen de Karadeniz yedin değil mi? Nereliydin? Sinop. Biri muhlama yapacak değil mi? Sinop Hamsilos. Gittin mi? Muhlama yenmez. Ay çok güzel. Sinop'un ismini biliyor musun? Lakabını. Hapishanesiyle meşhur Sinop. Nasıl lakabı? Lakabı ne be? Sinop'un lakabı Mutlu Şehir'dir. Ha insanları mutlu. Trafiklenmesi olmadığından dolayı İnsanları mutlu. İnsanları bir de şeyde falan araştırmışlar. İnsanları çok mutluymuş. Birinci neden? Sırada çıkmış Sinop'un. Trafik lambası yok bir kere. Neşeli bir çiçeği var. Sıkıntısı lambası yok. Sinop'un. Tam mıhlamayı ne yapıyordur Melis? Erkekler evinde. Şey Erdem'e mi yediriyordur? Işte Esen'e mi yediriyordur? Emre'ye mi yediriyordur? Tankıt'a mı yediriyordur? Serhan'a mı yediriyordur? Hepsine yediriyordur. O kadar götürdün mü ya? Hepsine yediriyordur. Göz hakkı var diye. Acaba Melis mıhlamayı götürünce ne dedi? Birazdan. Kendi ellerimle sonra. Ben yaptım mı dedi? Bence kesin öyle demiştir. Demez öyle. Bence demiştir. Bence yaptım demese bile düşünmesi yeter. Götürmeyi düşünmesin. Ama şöyle bir eksi var. Erkek az götürdü. Eğer ki çok götürse hepsineydi ama az götürdü. Geliyor galiba. Sesleri geldi. Ve Melis. Melis çok tahmin yürüttük. Melis mıhlamayı kime yedirdin? Hepsine. Nasıl bildin ama? Ne yapıyorlardı? Nasıl bildin? Aklın yolu bir. Melis ne yapıyorlardı? Gittiğinde kahvaltı ediyorlar mıydı? Evet. Tam üstüne gittin. Evet. Ne dedi? Emre Ayça'yı sordu. O kadar. Ne dedi? Dedi. Ayça ne yapıyor dedi. Ben de Ayça sinirli dedim buraya geldim diye dedim. Çünkü o da gelmek istiyordu dedim. Bu arada evet. Mıhlamayı hiç beğenmediler. Seni şu an boğazını sıkabilirim biliyorsun değil mi? Bu arada mıhlamayı hiç beğenmediler. Onlar bence ağzını tadını bizden. Onlar aynen öyle sorayım. Yani. Onlar yani bence. Bence onlar hiç mıhlama yememişler. O yüzden bence gayet iyi bir mıhlamaydı. Hayır arkadaşlar mıhlama dediğim böyle olmaz normalde. Ya, ama elimizdeki şartlarla bu. Ayça bu zeytinleri alıyor. Hayır, bence ama gayet peynir yok zaten. Yani. Sen ne yiyeceksin? O zaman yapmayacak dolayı. Siz istediniz ben ne yapayım yani? Ben yedim ben gayet beğendim. Ben burada erkeklerin yiyebilme ihtimalinin dışından gerekiyor her an. O kadar uğraştık. Ben erkeklere götürmedim yani. Beni ilgilendirmiyor. Sen benim ağzımdan çıkanı duyuyor musun? Erkeklerin de yiyebilme ihtimalini düşünmen lazım. Aydani kız yaptı o kadar. O kadar niye düşünsün ya? Nereden misin Melis'in kalkıp? Gerçekten evet, aynı değil mi? Neden ya? Ben kimseye yaranmaya çıkıyorum. Yaranmaya çalışmak için yapmadım ki. Biz burada kahvaltı edeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Yaranmaya da herkes görüyor zaten. Ekranda herkes görüyor zaten. Erkekler görmesi şey değil yani. Melis bir şey söyleyeceğim. Yalnız farkındaysan ben sizin ilişkiniz bittikten sonra bir şeyler oldu. Sen onu bile bekleyemiyorsun yani. Senin bir ilişkin mi var Erdem Nedense?
Artık Erdem'le diyaloğum bitmeden hemencik. Yani bekleyemiyorsun bile. Sabırsız mısın Nesin, anlamadım. Erdem'le bir ilişkin mi vardı? Onlar ne yiyordu? Diyalog diyelim. Ciddi olamazsın. Ve çocuk gelmiş. Ney? Kim götürmüş? Çocuk bu. Ney? Emre Kayseri'den sucuk getirmiş. Onlar mı yiyorlar? Onlar bize göndermediler mi? Diyeceğim zaten gel getirmediğine göre. Aa, insan nezaket eden der ki azıcık Göya Kayseri'li. Göz hakkıdır, kokmuştur belki buraya. Burada bana bile vermediler be. Var. Aa, deriz ta kokusu. Ne sucukmuş kızın ya? Kızın üstüne sinmiş buraya geldi. Karşı binadan buraya gelen bir sucuk kokuları alıyorum kızlar. Yalnız ne güzeldir o şimdi. Kayseri'den sucuğu geldiği için. Ay. Ay canım bile çekti. Bakın işte fark bu. Kadınlar düşünceliler, anladınız mı? Erkekler kadınlar kadar düşünceli değil. Gerçi çok bu güzel oldu. Bu Eser için geçerli değil ama. Bak Eser pankek yapmış Eser bana. Eser de yiyordu ama. Ama hepimize getirdi. Tamam Eser de seni düşünüp getirebilirdi ama isteseydi. Ama sucuğu şimdi mu? Sucuk ama kiminse? Sucuk, şeyin sucuğu Emre'nin. Aa mıhlamada Fatma'nın ama biz götürdük. Biz de isterim. Ama bu şimdi çok özel bir şey değil ama sucuk azdır, şeydir, kıymetlidir, memleketlidir. Yani birer tadımlık. Kokmuştur. Getiriyormuş bir de biz böyle mors oluyormuşuz. Bence bu saatten sonra yediler bitti mi? Şey olmaz gördüm yani. Aynı. Yediler bitti diyorum. Olmaz. Vay Emre'ye bak. Kız Ayça biz yani sana geldiğimizde yemedik. Yani Kayseri sucuğu yiyemedik. Ve nasıl güzel kokuyordu. Biz Ayça'nın evine gideriz. Susar mısın artık Melis? Ayça nerede? Bol bol yeriz. Ay kimin akrabası geldi? Neyse olur. Sen yeter ki sen.